Arkadaşlar merhabalar. KPSS sınavında çıkmış olan şu düzenekleri sayı yerleştirme sorularıyla devam edelim. Bakalım şimdi arkadaşlar bize 2018'de, 19'da ve şöyle baktığımız zaman 21'de tamamen bulmaca mantığıyla, çok küçük matematiksel altyapı gerektiren tamamen bulmaca mantığıyla yapacağımız soruları sormuşlar. Bu tarz soruları gördüğümüz zaman panik yapmayacakmışız. Önce bir bakalım. Bize bir düzenekten bahsetmiş. Düzeneğin dairesel hücrelerine 1'den 6'ya kadar olan sayılar yerleştirilecek. Güzel. Benim yazacağım sayılar şunlarmış. Bunları bir kenara yazmakta fayda var. Her hücrede nerelere yerleştireceğim arkadaşlar? Dairesel düzenekleri. Tamam. Her hücrede farklı bir sayı, yani her rakamı bir kere kullanacakmışım. Daha sonra da her karenin içine o kare ile aynı doğrultuda bulunan 3 dairesel hücredeki sayıların toplamı yazılacakmış. Evet, yani ben şu kareye, örneğin arkadaşlar şu doğrudaki, doğrusal olan şu 3 tane dairenin içerisindeki sayıların toplamını yazacağım. Yani aynı şekilde o zaman şuradaki kareye de şunların toplamını, şuradaki kareye de şunların toplamını yazacakmışım. Güzel, olay da çok karışık değil. Bakalım şimdi. Pardon, olayı anladık. Ben şu birinci soruya geçeyim. Üçüncü soruda bırakmışız. Ne yapacaktım ben arkadaşlar? 1'den 6'ya kadar olan sayıları buraya yerleştirecektim. Ve o yandaki şartları sağlatacaktık. Şimdi bu ilk soruda demiş ki x kaçtır? Şöyle yapalım. Bir kere düzenekte 5'i kullanmış. Bunu çıkaralım kullanacağımız sayıların arasından. Bir de şurada arkadaşlar toplamı 6 olacakmış. Şuradaki 3 kutunun toplamı 6. Şuradaki 3 kutunun toplamı da 14 olacakmış. Peki başlasam mesela şurası 5 ise şuradaki 2 tane dairenin içerisi kaç olması lazım toplamın 14 olması için? 9. Peki 9'u nasıl bulabilirim arkadaşlar kalan sayılardan? Demek ki bunlardan biri 6, biri 3 olacakmış. Şöyle düşünün, ben şuraya 6 yazsam şuradaki 3 tane sayının toplamı 6 idi. Yani benim buraya 6 yazma şansım yokmuş. O zaman ne yapacakmışım? Mecburen buraya 3, buraya 6 yazacağım. Şu tarafa geçtim. Şuradakilerin toplamı da 6 olması için ne yapmam lazım arkadaşlar? Bunlardan birinin 1, birinin 2 olması lazım. Toplamın 6 olabilmesi için. Şu 6'yı kullandık, 3'ü kullandık, 2 ve 1'i de kullandık. Bakın aslında kesin olarak şu 1, bu 2'dir diyemiyorum. Belki de bunlar yer de değiştirebilir ama bunlardan biri 1, biri 2. Özetle benim x dediğim sayıya ne kalıyor? Her halükarda 4 rakamı kalıyor. Zaten ilk sorular çok basit oluyordu. Yani o yanda verilen bilgi anlaşıldı mı anlaşılmadı mı tarzında bir soru olmuş. 2'ye bakalım. Yine düzeneğimiz biraz daha farklı yerleri vermiş bize. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kullanacağım sayıları bir yazdım. Şu 1 ve 2'yi zaten kullanmışız. Şimdi bakalım. Şuranın toplamı 8 ise arkadaşlar, şu ikisinin toplamı 3 olduğuna göre ben şuraya mecburen 5'i yazacakmışım. 5'i de buraya yazdık. Mesela şurada da toplamının 8 olduğu başka bir doğrumuz daha var. Şu 3'ünün toplamı 8 olacak. Şuradaki 1 olduğuna göre arkadaşlar şu 2 tane yuvarlağın toplamı 8, 7 olması lazım. Kalan sayıların hangisini kullanarak 7'yi bulabilirim? 3 veya 4. Ama burada tabii tam olarak şu 3, şu 4 diyemiyorum. Belki bir de tam tersi burası 4, burası 3 olabilir. Nihayetinde 3 veya 4'ü buraya yazacaksam kalan 6 sayısında mecburen şuraya yazmam gerekiyor. Bana burada ne demiş, bakın zaten iki tane ihtimalim var. A'nın alabileceği değerler toplamı. O zaman her ikisini deneyeceğim arkadaşlar. Şurası ilk olarak, burası 4 ise. Şuradaki 3 sayının toplamı A ne olabilirmiş? 12. İkinci olarak neyi deneyeceğim arkadaşlar? Buranın 3 olma ihtimalini göz önünde bulunduracağım. Bu durumda şuradaki 3 sayının toplamı neye eşit olacak? 11. O zaman A'nın alabileceği değerler toplamı için 23'tür diyebilirim. Bu da aslında çok ağır olmayan bir soruymuş. Peki bakalım 3. soruda bizi zorlamış mı? Zaten 3. soru üzerinde konuşmuştuk şeyleri. Sorusuna bakalım şimdi. Arkadaşlar bunların hepsinin toplamı 9 olacakmış. Buna göre A artı B artı C'yi. Şimdi toplamı 9 olan sayıları düşünelim. Şimdi önce bir bulmaca mantığıyla bir çözeyim. Ondan sonra da sıkışırsak bir sayısal çözümde bulalım gerekirse. Şöyle düşünün arkadaşlar. Nihayetinde ben bu büyük sayıları, yani 6'yı, 5'i ve 4'ü aynı doğruda kullanma ihtimalim yok. Toplam 9 olacak. Hiçbir doğrusal düzlemde 6, 5, 4 yan yana gelmemesi lazım. Aynı doğruda bulunmaması lazım. Çünkü onları yazdığım zaman
diğer iki kutuyu da yazdıktan sonra toplam bir kere şunlardan herhangi ikisi aynı doğrudaysa toplam zaten 9'u geçiyor. O zaman ben şu 6, 5 ve 4'ü ayrı bir şekilde yazayım. Ne kaldı geriye arkadaşlar? 1, 2, 3. Demek ki A artı B artı C direkt 1, 2, 3'ün toplamından 6 olacak diyebilirmişim. Ve bulmaca mantığında bir çözüm yaptım. Bir daha burada uğraşmıyorum da A hangisi, B hangisi bunları sağlatmakla uğraşmama da gerek yok. Yani işte efendim şuna 1 yazayım, buna 2 yazayım. İşte burası 2 ise şunlar 3'tür, 5'tir. Bunlarla uğraşmıyorum tekrar. Peki başka ne yapabilirdik? Mesela illa bir sayısal çözüm yapacak olsam. Şöyle düşünsek arkadaşlar. Benim buraya yazacağım tüm sayıların toplamı, 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı, yani 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı için 6 çarpı 7 bölü 2'den 21'dir diyebilirim. Aslında yazacağım tüm sayıların toplamı 21. Peki düzeneğe baktığımız zaman, bakın arkadaşlar, düzenekte 6 tane sayı var ama şu toplamları 9 olarak vermiş. Peki örneğin ben buradaki A sayısını diyelim. A sayısını hem şuradaki 9'u da içinde toplamışım hem de şuradaki 9'un içerisinde toplamışım. Yani A'yı 2 kere toplamışım. Aynı şekilde C sayısını da 2 kere ve B sayısını da 2 kere toplamışım. Yani benim normalde şuradaki sayılarımın toplamı 27 idi. Ama ben burada bunlardan neyi çıkarmam lazım? O A artı B artı C'yi çıkarmam lazım. Çünkü bunları 2 kere saymıştım. Bu toplam 21 eşit olması için, yani A artı B artı C'nin buradan yine 6 olacağını söyleyebilirmişiz. Hiçbir şey bilmesek bile ilk çözümü yaparak, yani böyle bulmaca mantığında da çok rahat yapılacak bir soruymuş. Gelelim 2019 sorusuna. Aslında yine böyle bir bölmeyle, tam bölenlerle alakalı bir soru. 9 tane dairemiz varmış. Birbirine teğet olan iki daireye komşu daire denir. Bana böyle bir cümle vermiş. Yani arkadaşlar mesela şunla şu komşuymuş. Mesela şu ile şu komşu değilmiş. Bakın hiçbir teğet noktası yok. Birbirine değmiyor. Ben ne yapacakmışım? Bu 9 daireye 2'den 10'a kadar olan sayıları yerleştirecekmişim. Her bir daire yine farklı sayılardan oluşacakmış. Ve bir daireye yazılan sayı komşu olduğu dairelerdeki sayılardan hiçbirinin tam katı olmayacakmış. Yani birbirini bölen sayıları yan yana yazmayacakmışım. Peki düzeneğimize bakalım. Verilen düzeneğe göre, yukarıdaki şekle göre x artı y kaçtır demiş. Arkadaşlar ben bir şunları bir yazsam. Benim kullanacağım sayılar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'du. 2'den 10'a kadar olan sayılardı. Düzenekte zaten 2'yi, 3'ü, bakıyorum şöyle 4'ü, 5'i ve 9'u kullanmış. Yani ben burada kalan 4 kutuya 6, 7, 8 ve 10 sayılarını kullanacakmışım. Mesela şöyle düşünün, şuradaki 4'ten kaynaklı ben bunun teğet olduğu şu, şu ve şuna 8'i yazamam. O zaman 8 mecburen x'e kalacak diyebilirim. Güzel. Başka nasıl yorumlar yapabiliriz arkadaşlar? Mesela y'ye bakalım. Şimdi x'i bulduk. Y'ye odaklanalım. Şu 8'i de kullandım artık. Onu da sileyim. Peki y bir kere arkadaşlar 2'nin katı olmayacakmış. Doğru mudur? Birbirini tam bölmeyecekmiş. O zaman baktığım zaman y yerine ben 6'yı yazamam. Şu 9'u da kullanmıştık da. Onu da yazamam. O zaman y de mecburen 7 olacak diyebilirim. Yani x artı y 15 olacak diyebilirmişim. Giriş sorusu zaten bizi çok oyalamadı. Bakalım şimdi yukarıdaki şekle göre a kaçtır? Burada dikkat edin arkadaşlar, yine 2, 3, 5, 6'yı kullanmışım. Kullanacağım sayıları bir yazayım. Bunları görmekte fayda var. 4, 7, 8, 9 ve 10'u kullanacağım. Kalan kutulara yazacaklarımız bunlar. Örneğin arkadaşlar şu merkezdeki 3'ten dolayı ben bunun teğet olduğu şu noktalara 9'u yazamam. O zaman 9 kesinlikle şurada olacak diyebilirim. Böyle ipuçları arayarak devam ediyoruz. Yine mesela şuradaki 2'den dolayı ben şuradaki kareye efendim 4'ü, 8'i ve 10'u yazamam 2'nin tam katı olduğu için. O zaman oradaki kareye de mecburen 7'yi yazacakmışım. Bu da gitti. Kaldı bizim elimizde 3 tane boşluk. Şimdi bu 3 boşluğu arkadaşlar ben 4, 8 ve 10'u yazacağım ama şuna dikkat edelim. Bu 4 ile 8 birbirine teğet olmaması lazım. Yani şuradaki birbirine teğet olduğu zaman birbirini tam bölmüş olur. Özetle 4 ve 8'i teğet olmayan şu iki daire yazacağım. Şurası 4, şurası 8. Belki de tam tersi, bilmiyorum ama ne olursa olsun kalan
A yerine kalan sayımızda ne olacakmış? 10 diyebilirmişiz. Peki 2019'un son sorusuna bir bakalım. Yukarıdaki şekle göre B'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı. Şimdi arkadaşlar yine 2, 3, 4'ü kullanmışım. Kalan sayılarımız 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'u kullanacakmışım kalan boşluklara. Şimdi B'ye bir kere 8'i yazamam. Şuradaki 4'ten dolayı B'ye 8'i yazamam. Güzel. Başka neler diyebiliriz arkadaşlar? Örneğin şöyle düşünün arkadaşlar. Ben B yerine 10 yazsam, B merkezde olduğuna göre şunlardan birine de kesinlikle 5 yazmam gerekecek. O zaman bu B yerine 10 yazamayacağım gibi. Hatta 5 de yazamam. Birbirini tam bölen sayıları yazmayacaktık. Buraya 10 ile 5'i de yazamam. Tek tek yine uğraşmıyorum. O zaman kalan sayıların hepsi buraya yazılabilir. Yani B yerine ben 6, 7 ve 9 yazabilirmişim işte efendim. 6'yı yazarsam kalanları nasıl dolduracağım? 7'yi yazarsam kalanları nasıl dolduracağım? Bunlarla ilgili uğraşmıyorum. Bunların arasından yazamayacağım sayıları çıkardım. Geri kalanların hepsini de yazabilirim diyorum. Ya bunların toplamı neye eşit olacakmış? 13 artı 9'dan B'nin alabileceği değerler toplamı 22'dir diyebilirmişim. Evet, KPSS'de en son KPSS'de sorulan bir düzenek sorusu. Bu sefer de altıgenlerden oluşan bir düzenek vermiş. Demiş ki 3'ü mavi, 7'si beyaz olan 10 tane düzgün altıgenden oluşan aşağıdaki şekilde birer kenarları ortak olan bu altıgenlere komşu altıgen denir. Sürekli kullanmış aynı cümleyi. Birbirine değiyorsa komşuymuş. Güzel. 1'den 9'a kadar olan tam sayıların oluşan 7 tanesi beyaz altıgenleri. Bir kere arkadaşlar ben beyaz altıgenleri 1'den 9'a kadar olan sayılardan birini kullanacakmışım. 7 tane de beyaz altıgenim var. Sonra mavi altıgenleri de kendisiyle komşu olan beyazlar. Yani ben şuradaki maviye ne yapacakmışım? Şu dördünün toplamını yazacakmışım. Benzer şekilde şuradaki mavi altıgeni de kendisine komşu olan diğer altıgenlerdeki beyaz altıgenlerdeki sayıların toplamını yazacakmışım. Ya kafamıza tam yatmadığı zaman şu örnekler çok daha ideal. Dikkat edin. Şuradaki mavi kutuya 13 yazmışım. Bu 13 nedir arkadaşlar? 1, 3, 4 ve 5'in toplamı. Aynı şekilde şuraya 23 yazmışım. Bu da 8, 4, 5, 6'nın toplamı. Örnekten sonra taşlar yerine daha iyi oturdu. Bakalım şimdi ilk sorumuza. X artı Y toplamı kaçtır? Yani bakar mısınız arkadaşlar, direkt olayı anladın mı anlamadın mı sorusu. Hiçbir şey yapmamız gereken bir şey yok. X yerine ben niye yazacakmışım? 9, 8, 7 ve 3'ün toplamını, yani 10, 17 daha X 27 olacakmış. Aynı şekilde Y yerine ne yazacakmışım arkadaşlar? Şöyle yapalım. 4, 7, 3 ve Y'nin toplamı 15 olduğuna göre. Şu 3'ünün toplamı arkadaşlar nedir? 13. Pardon, 14. Y yerinde 15 olabilmesi için mavi kutunun Y yerinde 1 yazmam lazımmış. O zaman X artı Y 28 diyebilirmişiz. Yine bedava sorulardan biri aslında. Kaçmaması gereken sorulardan. Bakalım ikinci sorusunda bizi biraz daha oyalamaya çalışacak diye bekliyoruz. Evet, toplam 19 olacakmış. Bu sefer 2 bilinmeyen var burada. 16 olacakmış şu dördünün toplamı. Şöyle yapalım. Burada sayı değerleriyle de uğraşabiliriz ama mesela arkadaşlar şuradaki 22 sayısı nedir? 8, C, 2 ve A'nın toplamına eşit. O zaman şurası 8, burası 2 olduğuna göre ilk ifadeden A artı C 12 olacak diyebilir miyim? A artı C 12 olacak ki şu diğerleriyle de topladığım zaman 22'yi versin. Peki benzer yorumu şurası için yapalım. 4, A, 2 ve B'nin toplamı 19 olacak. Şu ikisi 6 olduğuna göre A artı B de oradan 13 olacak diyebilirim. 19'dan 6'yı çıkardım. Son yorumumuzu da şurada aynı yorumu şurada yapalım. Şuradaki 4 tane yeşille çizdiğim kutunun toplamı 16 olacağına göre şurası 2, burası 3 ise toplam 5 etti. 16'dan çıkardım. B artı C'nin de 16'dan 5'i çıkardım. 11 olduğunu biliyorum. Taraf tarafa toplasam 2 tane A artı B artı C 36 ise böldüğüm zaman aradığım A artı B artı C 18'dir diyebilirim. Burada yine arkadaşlar tek tek A nedir, B nedir diye vakit kaybıyla uğraşmıyorum. Gelelim son sorumuza. Evet, baktığımız zaman 2021'in 3. sorusu. Burada artık biraz daha oyalamasını bekliyorum. Yukarıdaki şekle göre x kaçtır demiş. Mavi kutuların hepsine 26 yazmış.
Ben şuraya atlamıyorum. 1'den 9'a kadar olan tam sayıları kullanacaktım. Şimdi bu toplamı nasıl 26 yapabiliriz? 1'den 9'a kadar olan sayılar. Mesela arkadaşlar şöyle düşünün. Ben o 6, 7, 8'i kullanmış zaten. Örneğin 9'u şuraya yazsam. 9'u oraya yazdıktan sonra şu kalan sayılara 8, 6'ya 2 tane daha sayı ekleyip bunun artık 26 yapma şansım yok. Neden? 6 ile 8, 14. Kalan 2 sayı ya da toplamı 12 olacak sayı kaldı mı elimizde? Pardon. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zaten 6, 7, 8 kullanılmış. Ben de diyorum ki 9'u herhangi bir yere yazarsam, yani şu köşelerdeki bir yere yazarsam 9'u. Peki diğer mesela 9'u köşelerden birine yazdığım zaman bakalım. Şurada 6 var, 8 var, 14. Toplamın 26 olması için şu iki kutunun da 12 olması lazım. Peki burada toplamları 12 olan iki sayı kalır mı? Kalmaz. Yani burada şöyle bir yorum yapmamız gerekiyor özetle. Ben şu ortaya, merkeze 9 yazmam gerekiyor. Peki merkeze 9 yazdıktan sonra toplayalım şimdi. 15, 8 daha 23, toplamın 26 olması için x'e 3 kaldı. Diğerlerini de deneyebilirsiniz mesela bakalım. 8, 9 daha 17, 7 daha 24, buraya 2. Aynı şekilde buraya da ne olacak arkadaşlar? 13, 22 daha buraya da 4'ü yazarak sonuca gidebilirmişiz. Ama onları aslında tek tek uğraşmama da gerek yok. Şu ifadeyi sağlattıktan sonra x direkt 3'tür diyebilirmişim. Burada başka çözümler de aranabilir ama bence gerek yok. Ortaya 9'dan başka bir sayı yazamayacağımız aşikar duruyor. Demek ki arkadaşlar bu tarz sorularla karşılaştığımız zaman bu sorular kaçmaması gereken sorularmış. KPSS yazdırılan arkadaşlar, diğer sınavlar için de aynı başlıkla videolar çektim. Bence ÖSYM'nin diğer sınavlarda sordukları, bu konuyla alakalı sordukları soruları görmekte de fayda var. DGS ve ALES videolarını da kontrol edebilirsiniz. Başarılar diliyorum.